İngilizce Okuluna dersine hoş geldiniz. Kusura bakmayın, biraz geç kaldık. İnşallah geç olsun, güç olmasın. Güzel bir program olur diye umut ediyorum. Şimdi burada nerede kalmıştık? Bu Türk dizileri yazısının halesinde kalmıştık. Linki isteyen var mı bilmiyorum ama nerede olması lazım tanımda. Olabilirler. Değilse şurada. Paylaşıyorum. Bir de bu kısmında paylaşıyorum. Buradan metni indirebilirsiniz. Sorularınızı da sorabilirsiniz arkadaşlar. Ben buradan bir yandan soruları takip edeceğim. Evet, bu Türk dizilerini okuyorduk. Sayfa 10'da absentizmden arayarak oraya, yani nerede kaldığımızı bilmiyorsunuz. Şeyle PDF ile Word farklı olabilir. Abi siz... Eğer yapıyorsa o zaman bakıyorum. Biraz daha kamerayı indireyim o zaman. Evet. Bir sıkıntı olmaması lazım. Burada niye? Bir. Belki senden. Evet. Similarly bir sıkıntı olursa da yazın arkadaşlar. Yine bu Türk dizilerinin yansımasını konuşuyorduk. Arap basınına yansımasına bakıyorduk. Burada da tabii bu arada epey bir beden pazartesi bayağı bir zaman olmuş. Mecburen ders atınca böyle bir şey oldu. Evet, similarly a husband complained about his wife failing Turkish dinner diyoruz. Başka bir sürü hikaye etkilerinden bahsediyorduk. Burada Arap Media Mentioned'dan başlayalım. Herhalde burayı da okumuştuk. Arap Turist. Arap Media Mentioned. Various ekonomik etkilerinden, sosyal etkilerinden, kültürel etkilerinden falan bahsediyorduk. Bu Türk dizilerinin. Tabii bunlar Arap medyasında çıktığı şekliyle ele almıştık. Bunları konuştuk. Arap medyası mentioned ne yapmıştır? Dile getirmiştir, zikretmiştir, bahsetmiştir. Neden bahsetmiştir? Various economic effects of Turkish soaps. Soap'u yine yeni gelen arkadaşlar varsa Türk dizileri diye şey yapmıştık. Soap operanın kısaltması olarak kullanmıştık. Türk dizilerinin birçok various deyince farklı diye anlayacağız arkadaşlar. Various farklı demek. Various. Veriden gelir. Veri kelimesi farklılaşmak demektir. Various da çeşitlenen anlamındadır. Various economic aspects. Çeşitli ekonomik etkilerinden bahseder. Due to, because of demek. Due to. Sebebiyle. Ne sebebiyle? Their admiration. Admiration, hayranlık. Hayranlıkları sebebiyle with the natural beauty, doğal güzelliği, Türkiye'nin doğal güzelliğinden bahsediyor tabii. And the increasing number of Arab viewers, Arap seyirci burada, viewers to visit Turkey was reported very often. Bu bir deyimdir. Yapmak üzere olduğu, yapan gibi bazen tu ile kullanılır. Bazı Türkiye'yi ziyaret edecek Arap turistlerinin sayısının arttığı was reported dile getirilmiştir, aktarılmıştır. Very often, çok sıklıkla. For example, mesela The newspaper İttihat gazetesi reported a rise in the number of Arab tourists. Arap turistlerin sayısında artış kaydetmiştir.
That wanted to see. Kim bunlar, bu turistler? That görmek isteyen turistler. The natural and historical beauties of Turkey. The'ya burada gerek kalmaz. Of Turkey. Of Turkish desen the gelir ama şeysiz the gelmez. And the places that Turkish soaps were shot. Türk dizilerinin çekildiği yerleri ve Türkiye'nin doğal güzelliğini, o filmlerde gösterilen güzelliği görmek üzere turistlerin geldiğinden bahsediyor. Herhalde açık burası. Evet. For example, this kind of rise, bu tür bir artış, kind of tür demek, kind, type, çeşit tür demektir. Bunu biliyorsunuz herhalde, this kind of, bu tür bir artış, was most visible, en çok görünür idi, nerede? For the Moroccan tourist, Faslı turistlerin artışından anlaşılıyordu, görülüyordu, visible, görülebilmek demek. With 51%, 51%. %51 ile. Moreover, the posters of the Turkish heroes, Türk kahramanların, Türk karakterlerin posterleri were reportedly sold. Yine aktarıldığı şekliyle, reportedly demek o aktarıldığı şekilde, sold, satılmıştır. In almost every Arab street, every Arab street çoğul olmaz. Bütün Arap sokaklarında, yani her Arap sokağında gibi, along their t-shirts, en yanında, along with de olur burada. Along with bir şeyin yanında demektir. Bir şeyin yanında, with their t-shirts. T-shirtlerinin ve Türk giyeceklerinin yanında bunlar da satılıyormuş. Evet, in addition, ayrıca the soaps melodies, dizilerde çalınan melodiler. Buradan şey yapalım. The soaps melodies, dizilerin melodileri and songs, tabi Kurtlar Vadisi, bu Oyasiye'yi falan çok da bizde duymuştuk, çalıyordu. Were used as ringtones in mobile phones, telefonlarda çağrı sesi olarak bunlar kullanılıyormuş. And the hero's picture, kahramanların resimleri were downloaded, indirilmektedir, indirilmiştir to personal computers and mobile phones. Mobile da denir, mobile da denir arkadaşlar. Hatta Amerikalılar bu mobile'la söyleniş açısından şeyi karıştırırlar. Mobile ile noble'ı karıştırırlar arkadaşlar. Aslında farklı yazı, birinde i yoktur. Mesela yanlış yazan, bilmeyenler bazen mobile'ı, aynı bu noble gibi böyle yazanları da ben görmüştüm ama o yanlış tabii. Mobile phone ayrı, mobile ayrı. Yani, ama o sesi iki türlü de verebiliyor İngiliz. Biz onun nasıl yaptığına bakacağız sadece. Evet. It is noted that many young Arabs, not edilmiştir ki birçok genç Arap bought posters of the Turkish soap heroes out of their admiration. Admiration geçmişti, hayranlık. It was even reported that Arabs were showing greater interest. Greater, çok büyük, daha da büyük interest, ilgi gösterdikleri söylenmiştir. In the Turkish real estates. Türk real estate bir terimdir arkadaşlar. Emlak demektir. Gerçek estate, ya bu estate ne ki falan diye düşünmeyin. Real estate bir deyimdir. Emlakçılık demek. Peki emlakçıya ne diyorlar? Ona da realtor diyorlar arkadaşlar. Realtor. Yazıyorum. Emlakçılık yapmak isteyen varsa realtor olduğunu duysun, bilsin. Arapça ne diyorlar? Akkar diyorlar. Yayınla yazalım. Akkar. Evet. Şimdi
Realist'te istedik. Interestingly, due to the popularity of the Turkish soaps and their heroes, it is also reported that the sales of newspapers rose in Iraq. Burası herhalde anlaşılıyor. Türk dizilerinin popülerliği ve kahramanlarının popülerliği dolayısıyla, due to, dolayısıyla, sebebiyle yine Irak'ta ne rapor edilmiş, ne anlatılmış? Irak'ta 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 da gazetelerin satışının arttığı, bilmediğiniz kelime varsa rose kelime haliyle gül demektir. Ama bu haliyle rise'ın ikinci halidir. Arttı, yükseldi. Satışlar artmış arkadaşlar. Nasıl, hangi, ne zaman artmış? When they published news covering this soap. Diziler hakkında haber yayınladıkları zaman, publish yayınladılar. News, haber yayınladıkları zaman. Covering the soaps. Cover, medya için mesela bir işsizlik konusunu ele almak. Bir mesela bir problemi ele aldığı zaman gazeteye buna cover deniyor. O konuyu kapsadıkları için, ele aldıkları için. Kapak anlamına da geliyor ama burada bir konuyu ele almak demek arkadaşlar. Moreover, ayrıca publish yayınlamak, onu biliyorsunuzdur. The popularity of Turkish jackets. Şimdi bu şuna benziyor mesela. Bakıyorum ben Türk gazetelerde gerekli gereksiz bir Ronaldo, bir Messi haberleri yapıyorlar. Milleti işte bir resmi koyuyor falan. Büyük ihtimalle onlar çok okunduğu için bir haberin bir yerine sıkıştırıyor işte. Koronada Messi ne oldu, Ronaldo ne oldu diye. Araplar da eğer bu gazeteler bir dizi kahramanı satıyorsa onu koyuyorlar büyük ihtimalle. Ki sattığı için de zaten onu deneyerek buluyor adamlar. Moreover, the popularity of Turkish jackets and coats, Türk ceketleri ve paltoları, coat, palto anlamında, has reported raised, artırmıştır. Rise, kendi başına artmak, raise, yükseltmek arkadaşlar. Raise, bir şeyi kaldırmak demek. Arada fark var. Has raised the prices in the Iraqi markets. Ve bunlar da diyor talepten dolayı Irak piyasalarında yine bunların fiyatının arttığını görmüşler. Tabi bu olumlu bir etki belirtiliyor. Zikredilen, tespit edilen olumsuz etkiler neler? As a negative economic effect, olumsuz ekonomik etki olarak, the newspaper sabah, tabi Arapça yazıldığında böyle uzatmak için iki A kullanılabiliyor. Türkçe'de biz tek A kullanıyoruz. Claim that, iddia etti ki Turkish soaps damaged. Damage önemli bir kelime. Zarar verdi. Damage control diye bir şey vardır. Hasar kontrolü. Uluslararası ilişkilerde. Damage zarar, hasar demektir. Yine collateral damage var. Uluslararası ilişkiler okuyanlar için. Collateral damage. Yani böyle şey yapılmayan. Beklenmedik savaş, bomba atıyorsun ama arada ölen sivillere veya başka hasarlara. Ama tabi casualty de deniyor şey yapanlar için, ölenler için. Casualty. Bu da savaşta, savaş şey hasarı yani, beklenmedik ölümlere. En etki olarak ölenlere casualty deniyor. Evet. Ama collateral damage, savaşın yani beklenmedik şeyin dışında, işte hani Kasım Süleyman'ı öldürüyor, yanında başkaları da gittiyse, tabi Mehdi mühendisi öldürdü mesela Amerika, belki öldürmek istiyordu ama öldürmek istemediyse ona demiş deniyor. Casualty normal bir savaşta ölen sivillere vesaire içinde kullanılabiliyor. Evet. Sabah ne demiş? Damage the market position of Syrian drama. Suriye dramasının Orta Doğu'da konumunu, piyasadaki konumunu sarstı. Market burada piyasa. Yani piyasaya onlar etkiliyken, hakimken, şimdi etkileri azaldı demek.
Havatif Ezzeyn, bu da bir yazar olsa gerek. Argued that, şunu iddia etmiştir. Arab artists were suffering financial, ne şey yapıyorlarmış. Suffering burada iki türlü de olabilir. From da olabilir. From'u sanki daha uygun. Arab artists, Arap sanatçılar were suffering from, zarar görüyorlardı. Financial and non-material losses. Maddi kaybolu, manevi kayıp demek. Non-material, maddi olmayan. Ne olabilir maddi olmayan kalıp? O da işte prestijleri, popülerlikleri falan gittiği için olabilir. Losses, kayıp demek. Lose, loss, kayıp. Moreover, some even mention the absenteeism. Bazı insanlar da absenteizmi, yani işten kaytarma demek, işten gelmemek demek absenteizm. Absent, yok demekti. Absenteizm, işten kaytarma. And neglect, Ronaldo bütün, ne diyor? Evet, Türk takımlarına, o da haber işte, haber satmak için, satmak için bunları yazıyorlar. Gelir mi? Gelmez. Absenteizm, işten kaytarma, işte olmamak anlamında. And neglect, ihmal. Bu şeyi göndermiştim, göstermiştim ben size. Yani daha gösterebilirim isterseniz. Şey. Tarık ne yapayım? Evet. Unlike the negative coverage, neredeyiz? Neyse şeyi bulamadım şu an. Non-material losses demiştik. Maddi olmayan kayıplar. Due to Turkish soaps, Türk dizileri dolayısıyla. Moreover, some even mentioned the absenteeism. Bazıları hatta bahsetmiştir. Mentioned the absenteeism and neglect at work among the weavers of these soaps. Unlike the negative coverage of social effects, sosyal etkilerin olumsuz ele alınışı gibi, alınışa benzemeyen şekilde. O zaman sosyal etkileri olumsuz göstermişler ama bunlar gibi değilmiş. Economic influence, bu dizilerin ekonomik etkisi of Turkish soaps were mostly covered neutrally. Kültürel etkileri daha olumsuz sürmüşler. Bunu anlıyoruz bu yazıdan. Ama ekonomik etkilerin daha böyle yorumsuz ve tarafsız sunduklarını anlıyoruz. The Arab media, Arab medyası seem to mention cultural effects of Turkish soaps. Aynı şekilde Arap medyası kültürel etkilerinden de bahsediyor bu dizilerin. On Arab societies, Arap toplumlarının more frequently, daha sıkça than other aspects. O zaman kültürel etkileri daha çok. More frequently, daha sık demek. Daha diğer böyle şeylerine göre kültürel etkilere daha fazla vurgu yapmışlar. Çünkü onlar hem yoruma da açık. İddia da etsen kimse nereden biliyorsun diye sormaz. Hani yok şu kadar ahlakı bozdu. The effects on Arab material culture, maddi kültür. Şimdi kültürde bir manevi tarafı var, düşünce, ahlak, prensipler vesaire. Bir de maddi taraf var, mimari gibi, işte sanat gibi, zanaat gibi, yeme içme gibi, giyim kuşam tarzı gibi kültürün bir de manevi, maddi tarafı var. Maddi tarafına vurgu yapılmış. The effects on Arab material culture, Arap maddi kültürüne mostly seem to concern, bunlar, bu etkiler daha çok neyle ilgiliymiş? A change of dress style. Giyim tarzının da değişime vurgu yapıyormuş, ilgiliymiş.
Concern, a change of dress style as a result of imitating the soap's heroes. Ne yapmayla ilgililer? Giyim kuşam değişikliğini dile getiren haberler çokça dile getirilmiş. Due to Turkish soaps, bu Türk dizileri dolayısıyla the popularity, ne olmuş başka? Of Turkish jackets and costs were reportedly raised the price. Bunu şey yapmıştık, benzer bir şekilde tekrarlamışız maddi etki olarak. O zaman bu cümleyi geçtik. Similar trends, benzer maddi etki olarak kültüre, were reported for Palestinian youth. Yine benzer trendler, eğilimler Filistin gençleri için de dile getirilmiş. Other places, başka yerlerde. It was reported that, like their Syrian and Saudi counterparts, Suudi ve Suriyeli benzerleri, counterpart muadil demek arkadaşlar. Bunu geçmişti ama tekrarlamakta fayda var. Bir şeyin muadili, Suriyeliler ne yaptıysa, mesela başbakansa, öbür Arabistan başbakanı bu counterpart olmuş oluyor. Muadili, karşı benzeri. Many Jordanian youth, tabi ürünler için kullanılmaz arkadaşlar bu, bir şeyin muadili derken o imitation veya replication deniyor. Bir ürünün tekrar böyle izni. Muadil bu şey anlamdaki muadil. Eşit rütbe gibi. Many Jordanian youth began to have their hairstyle, Ürdünlü gençler saç tarzlarını hair have someone, üçüncü hali bu sıfat gibi yani düşündür. Yani stil verilmiş anlamında. Kendi saçlarına ne stil veriyorlar? Like Nurs and Muhannet. Nur gibi, Muhannet gibi, Tuğba gibi saç tarzı yaptırıyor. It seemed that Turkish soaps also changed the sense of beauty. Ne yapmış diziler? Changed the sense of beauty. Bu bir sense, burada anlayış demek. Normalde his anlamına gelir ama burada güzellik anlayışını değiştirdiği söylenir. Among Arabs, it was reported, sense of beauty, güzellik anlayışı. Sense of honor, onur anlayışı. Sense of kullanılabilir. It was reported that the handsome male characters of Turkish soaps, Türk dizilerinin yakışıklı erkek karakterleri undermined, ne yapmıştır? Zarar vermiştir. Damage'e benzer bir anlamı var bunun. Damage'in yanına koyalım. Undermined bir şeyi zarar vermek demek. Damage control. Undermined, şurada eşit yapsak daha iyi anlaşılır. Undermined D'ye ayırdım. Tekrar birleştiriyorum. The Saudi woman's perception, Suudlu kadınların kocalarına bakışı, perception, algısı anlamında. And vice versa, tabi kadını da erkeğe, erkeğin kadına karşı. Vice versa da kullanılır. Neyle yazılır daha? The Arab media focused, başka ne konulara ilmiş? The effects of Turkish soaps on the Arab symbolic culture. Symbolic dediği non-material culture. Yani manevi tarafına. Symbolic, simgesel demek. Yine bir maddi kültürün bir maddi boyutu var dedik. Bir de manevi boyutu var dedik. Symbolic, Türkçe'de biraz farklı kullanılıyor. Sosyolojideki anlamı demek. Simgesel, yani temsili anlamı olan. Değil. Sembolik, sembollerde kendisinden daha öte anlam ifade eden
işaret olur, nesne olur, şudur budur işte. Yerin parmağı kaldırdınız. Bu parmağı göstermek için değil. Bunun bir anlam yüklediğimiz için. Okey, thumbs up gibi. Veya işte bu da bir işareti. Buna yüklenen bir anlam var. Yani kendi parmakları birleştirmeden öte anlam yükleniyor. Mısır'da mesela bu söylemiştim. Az bekle kardeşim demek. Ona farklı anlam yüklemişler. Bizde çok güzel anlamda da olabiliyor. Bu kültürden kültüre değişiyor arkadaşlar. O yüzden ülkelerin bu sembolik demek bir şeye yüklenen sembolsel anlamlar, simgesel anlamları kastediyor. Evet, ne tür şeyler, anlamlar? Including names, isimler, social values, sosyal değerler. Yine bir de değer ve norm farkını tanımlayalım abi, biraz sosyoloji olsun. Sosyolojide bir değer vardır. Değerler genel anlayışlardır. Bir şeye neye değer veriyorsun, neye değer vermiyorsun yani. Değer yargıları diyoruz ama yargı ayrı bir şey. Değerler diyelim, values. Bir de yani bunlar genel anlayışlardır. Değerler. Onurdur, ahlaktır, dürüstlüktür, çalışmaktır vesaire. Bunlar değerdir. Bunları daha somutlaştırıp kurallaştırdığımızı, kural haline getirdiğimizde norm yapmış oluyoruz. O yüzden value ile norm birbirine aynı şey değildir. Values bir yazalım. Ve normlar daha somut hale gelmiş, yaptırım içeren, yapmadığında tepki alan, azarlama alan, belki ceza da yani bu kanun daha da ileri gidip kanunlaşabiliyor. Ama her türlü biraz yaptırım gördüğümüzde o norm haline gelmiş demektir. Yoksa dürüstlük güzel ama birisi dürüst olmadığını azarladıysa, dövdüyse falan o yaptırım haline gelmesi norm olmuş oluyor. Evet, sosyal değerler öyle. Language, dil, moral conduct. Conduct burada İşleyiş tarzı demek arkadaşlar. Moral conduct, ahlaki süreç, gidişat dediğimiz şey bu daha. Yani kendi iş yapış tarzı ne conduct denir. Ahlaki duruşu yani. The issue of naming, bakın neler etkiler olmuş şimdi manevi açıdan. İsim değişiklikleri, lakaplar falan bu diziler dolayısıyla ön plana çıkmış. Became a major issue. İsimlendirme önemli bir konu oldu. As the two Turkish soaps affected the perception of certain names. Bazı isimlerin algısını öne çıkarmış. Nasıl mesela İnek Şaban filmleri de Türkiye'de bazı isimleri Şaban aslında güzel fonetiği güzel bir isim ama İnek Şaban'dan sonra herhalde Şaban ismi koyan kalmadı. Bu diziler böyle etkiliyor. Bazı isimler daha açık. While highlighting the ones associated with the soap's characters. Ne yapıyor bunlar? Dizinin kahramanları, karakterleriyle associated with irtibatlı olmak demek veya bağlantılı olmak demek. Associated with bir konuyla bağlantılı olan, kendini yakın hisseden. Bunu yine kullanmıştık ama bir daha şey yapıyorum arkadaşlar. Associate with var, bir de identify with var. Associate biriyle irtibatlı olmak. Identify with ise birisiyle özdeşleştirmek. He identified himself with Erdoğan, with bilmem Ronaldo. Kendisini onunla özdeşleştirdiği zaman aynı görmeye, identify with yani ona yakın hissetmeye associate with denir. With the soap's character in that regard, bu açıdan it was reported that many Arab couples, birçok Arap çift ne yapmış? Arab couples began to give the names of Nur and Muhannad to their newborn babies. Çocuklarına Muhannad ve Nur ismi vermeye başlamışlar. Due to da burada eksik kalmış. To
Their loves for, love burada çoğulda gerek yok. Love for the Turkish characters. The names were not necessarily Turkish. Aslında bu isimler Türk ismi değil. Ama yine tarihsel etki olarak Mısır'da mesela çok şeyler vardır. Türk isimleri de var. İnci gibi. Birvet diyorlar. Başka gelmiyor şimdi ama. Bir de bu İsmet'tir, Hikmet'tir. Bunları Türkler gibi kullanan isim. Yani şimdi fazla var ama hani var. Hadi Hikmet, T'yi söylemez. Evet, due to their love for Turkish character. The name is nasıl? Bunlar aslında Türk isimleri değil, but rather Arabic. But their selection, onların tercih edilmesi ise, selection, seçilmesi, seem to signify. Signify burada fiil olarak anlam ifade etmek demek. Significant, önemli demektir ama anlamlı. Signify'da bir şekilde karşımıza çıkan anlamlı şeyler. Signify the influence. Neyi anlatıyor bize? Influence of Turkish soaps. Dizilerin önemini anlatıyor. Changing one's name to that of the soaps heroes. Dizi kahramanlarının yani ismini değiştirmek de başka bir trend olmuş. It was another trend reported in the Arab media. Yine bu da dile getirmiş. For example, an engaged couple in the Gulf, Körfez bölgesinde, Gulf Büyük Harfle yazmak. Engaged, nişanlı olan çift. Broke up, bozuşmak demek, ayrılmak demek bir ilişkide. Bak, because the bride, groom and bride. Bunları hep karıştırdım ben. Bride gelin oluyor arkadaşlar, groom damat oluyor. Ama hangi sanki groom bana gelinmiş gibi geldi. Oturdu tabi. Under the influence of the soap Nur. Çünkü şeyin etkisinde olan. Under the influence arkadaşlar bir deyimdir. Bir şeyin etkisinde olmak mesela. Alkolün etkisinde olan gibi durumlar da. Mesela alkolün etkisinde araba kullanmak ne olabilir? Driving under influence. Etki altında. Aslında kastı alkollü araba kullanmak. Bir şeyin etkisinde kalarak yapılan işlere deniyor. DUI deniyor buna kısaca. DUI. Ne demişler? Under the influence of the soap Nur dizisinin etkisiyle insisted that ne yapmış? Gelinle ısrar etmiş. That the groom change his name to Muhennet. İsmini, damadın ismini Muhennet'e çevirsin diye gelin. Gelin de hiçbir gelin. And he failed to do so. Adam da bunu yapamayınca fail to do so bir şey yapamamak bir konuda başarısız olmak. Bakma dedi ben bir şey yapamayacağım dediyse eğer. Bir soru var ne diyor? Hocam benzer etkiler Netflix dizilerinin Türk toplumunda getirdiği mukayese edilebilir mi? Edilebilir varsa etkiler. Simbolike imgesel denilebilir. Mümkün yani bunlar. Fail to do so yapamadı. In Aleppo, Halep'te ise the Arabized Turks. Daha önce tabi Halep çok Türk kentiydi. Bazı döneminde Halep'tekiler Araplaştı. Bakın daha bunu ben daha bahadan önce yazmıştım. O anda biliniyor. Sonra bunlar şeye çıktılar. Araplaşan Türkler reported they began to change their names. Türkler öne çıkınca isimlerini to Turkish ones. Once burada that anlamına gelir. Türk isimlerine
kere tekrarlamasın diye isimlerini Türk isimlerine değiştirmeye başladılar diyor. By using Turkish titles. Title, ünvan demek. Türk ünvanları kullanmaya başladılar. Aga, hanım gibi. Hanımı da Araplar kullanır. Ya sitte hanım der. Hanımefendi demek için sitte hanım der. Tegi de sitte diye kısaltılmış. Böyle bu isimlerde soyadları olan arkadaşlar, aile isimleri olan arkadaşlar var. Daha önce söylemişimdir belki. Ondan sonra bölgede çok Türk elitler kaldı, insanlarımız kaldı. Bunları maalesef bunlar da bizi unuttu, dilini Araplaştılar. Tekrar dilimizi vesaire öğretip ilişkileri canlandırmaya çalışıyoruz. Ama bunlar bizim için çok büyük bir lobi ve yumuşak güç olabilirdi. Nasıl ki İsrail Yahudileri kendine güç katmak için kullanıyorsa, biz de bütün Türkleri böyle değerlendirebilirdik. En azından ilişkileri canlandırırdı bunu. Yapılmadı. Evet. As to bir şey konusunda, bir şeye gelince. Preferring Arabic names associated with the souls. Yine bizlerle ilişkilendirilen, irtibatlı olan Arapça isimleri tercih etme konusunda. Preferring, tercih. Some journalists warned. Warned, uyarmış. Uyardılar. Against the danger of losing Arab identity. Ne tehlikesi konusunda uyarmışlar? Losing Arab identity. Arap kimliği. Identity, kimlik. Lose'u görmüştük. Danger, tehlikesinin konusunda uyarmışlar. Arab identity and culture. Arap kimliğinin ve kültürünün kaybolma tehlikesini konusunda uyarmışlar. Muhammed Sadık Diyab, gazetecilerden biridir büyük ihtimalle bu. Warned against the Turkification. Bu da Türkleştirme demektir arkadaşlar. Turkification, Türkleştirme konusunda politikası, ama bu süreç daha çok burada anlatılıyor. Arap audience, Arap dinleyicilerin Türkleşmesinin tehlikesinden bahsediyor. Hem de Arap culture, Arap kültürü, Arap dinleyicilerin Türkleştiğinden bahsederek, tabi bu milliyetçi tepkiler falan da çok. Samso, bazıları ise saw this phenomenon, bu olguyu, olguyla olayın arasını anlatmıştık, geri geldikçe tekrarlayalım. Olgu bir kişinin olduğu, olay tek kişilik yapılan iştir. Olgu tekrarlayan iştir. Bir şey çaldı birisi, o bir olgudur, event'tir. Ama hırsızlık olgusu fenomendir. İşte olumsuz vermeyelim, bir kişi diyelim bir ödül kazandı. Ali mesela Nobel ödülü kazandı. O bir olaydır. Ama Nobel ödülü verilmesi kendi başına bir fenomendir arkadaşlar. Olgu diyoruz. Hırsızlık olayı var ya diyor. Öyle bir şey olmaz. Hırsızlık olgusu olur. Fenomen. Bu demek, olgu demek. Bu olguyu nasıl gördüler? As filling the vacuum. Boşluğu dolduruyor diye gördüler. Rather than replacing what is the present among Arabs. Var olanı değiştirmek değil yaptığı dedi bazıları da. Yani normal demek istedi. Bir boşluk var. Türk dizileri bu boşluğu dolduruyorlar. Yoksa var olan bir şeyi zorla atıp yerine kendisi geçmiyorlar. Vacuum, boşluk. Vacuum cleaner ne demek? Elektrikli süpürge demek. Niye? O da boşluğu böyle çekiyor gibi, boşluğa çektiği için vacuum cleaner deniyor arkadaşlar. Replace, bir şeyi bir şeyle değiştirmek. What is present, mevcut olan, among Arabs, Araplarda olan, arasında olan bir şey değil. Boşluğu, olmayan yeri dolduruyor diye söylüyor. For example, one associated with ile gelir demiştik. Yine geldi öyle. Associated, the popularity, neyle irtibatlandırmış?
With diye geçecek. Türk dizilerini With the loss of Arab identity. Arap kimliği zaten kaybolmuştu diyor. Türkler bunu dolduruyor demek istiyor. Associated popularity with the loss of Arab identity. Arap kimliği kaybolmuş. Yerine Türk dizisi geçiyor demek istiyor. Veya Islamic transition. Aslında burada tradition olsa daha iyi. Sami geleneğin kaybolması. Arap kimliğin kaybolmasının doğasıyla insanlar yenisini. Bunda kısmen haklı olabilir. Yani Arap dünyasının perişanlığı Arap kimliğinden, Arap geleneğinden biraz onur duymama, güvenmeme veya buna ciddi bir mesafe koyma sayışını da geliştiriyor. Türkiye'nin varlığı da Türkiye'ye özenme. Gücün bir cazibesi vardır sosyolojide. O cazibesinin etkilerini görüyoruz. Like others, diğerleri gibi, this fear, bu korku was expressed, ifade edilmiştir in Palestine. Diğer ülkelerde olduğu gibi boşluk yerleri bizim yani basit metne çevirdikten sonra notları oradan kaybolduğu için o onun yeri mutlu. Orada ana metinde dipnotumuz vardır hangi yazıda dile getirildiği ama aradan geçen zamanda bazı linkler kaybolmuş, sayfalardan kaldırılmış olabilir. Interestingly, ilginç bir şekilde in his Al Jazeera net article, Al Jazeera sayfası bu. Buradaki yazıda transition ne demek? Transition geçiş demek arkadaşlar. İslamik geçiş, bu demokratik transition olarak kullanılıyor. Transit demek bir yerden bir yere geçiş yapan şeyler için. Onun master'ı transition'dır. Demokratik geçiş dedi. Katolikten demokrasiye geçiş. Yazalım istiyorsan. Transition. Geçiş. Tradition. Gelenek. Ayrı şeyler. Traditional, geleneksel. Bu El Cezire.net'te yazdığı makalede, article makale, Abdullah el-Abid, Ebu Cafer of Libya, Libyalı olan bu vatandaş, seemed to be puzzled. Puzzled demek bilmece. Ama to be puzzled, bir şeyden şaşırmak, kalmak demek. Bilmece de adamı şaşırtır ya. Anlayamamıştı. I am puzzled demek. Ya ben bu konuyu anlayamadım. Hani biraz böyle bir hayretle beraber şaşkınlık anlamında. Seem to be puzzled. Bu yazar şaşırmış. Neye? By the popularity of secular Turkish soaps. Laik Türk dizilerinin among Muslim Arab population. Müslüman Arap muhafazakar tabii çoğu. Toplumu arasında population nüfus yaygın olmasını, popüler olmasını pek anlayamamış bu konuda, şaşırmış diye bir örnek de vermişim buna. In brief, kısaca, özetle, Arab intellectuals, Arap entelektüelleri seem to worry, worry kaygılı, worry, kaygılı, worry, very daha ilginç bir kelime, böyle şey olmak, mübhem olmak gibi bir anlam var. Eğri böyle biraz da uyarmak falan anlamı da var. Ha böyle dikkatli, kaygılı, aman ha dikkat edin diye böyle inzar vardır Arapçada, ona benzer bir anlamı var. Feeling or showing caution about possible dangers, böyle uyarı bir şey hakkında uyarmak anlamı var, kaygılı olmak anlamı var. Normal worry endişeli zaten, aynı kelime değil arkadaşlar. Worry bir konuda böyle daha uyarıcı olmak, tedirgin olmak. Anlamları yakın ama söylenişleri farklı. Neyi konusunda böyle kaygılı olmuş?
About the cultural influence of Turkish soaps. Türk dizilerinin kültürel etkileri konusunda kaygılı olmuş. Over Arab identity and culture. Kısaca bu konuda kültür ve şeye etkisi çok diye uyarmışlar. Turkish soaps influence. Türk dizilerinin etkisi on morality, ahlak üzerine. Morality, ahlak. Moral values, moral conduct gibi farklı şekillerde kullanılabiliyor tabii. Moral life. Were aslında was mı olsa daha iyi. Was daha iyi çünkü influence'a gidiyoruz. Mostly viewed negatively. Çoğunlukla olumsuz olarak görmüştük. In the Arab media. Frequently referring to Turkey's secular and western style. Batı tarzı kültürüne çok ne yapmışlar? Frequently sıkça referring to Turkish Türkiye'nin Turkey's bu şekilde de kullanılabilir. İhtiyaca göre Turkish deseniz de olur ama bazen yenin demek de isterseniz o zaman bu şekilde kullanılabilir. Turkish demek gerekmez. Burada deseniz mesela zararı yok. Türkiye'nin laik ve Batı tarzı kültürüne referans vererek, atıf yaparak refer to many commentators, birçok yorumcu and scholars, scholar da akademisyen, bilim adamı demek arkadaşlar. Scholarship de buradan geliyor yani okumak için verilen, bilim adamı olmak için verilen veya kaynak. Expressed ifade etmiştir. Opposition muhalefetini, tazını ifade etmiştir. To the moral influence of these soaps. Bu dizilerin laki etkisini olan bazılarını dile getirmişler. What they see as odd customs. Odd demek tuhaf demek artık. Weird da benzer ama weird daha çok net her için kullanılıyor. Ama yakın aynı anlamda sayabiliriz bunu. Görüyoruz. Strange, abnormal, unusual biliyor diye şey veriyor. Anlam veriyor. Ot biraz tuhaf kendince. Ne tür şeyler dile getirmiş Araplar neyi tuhaf bulmuşlar Arap kültürü. Türk kültüründe. E.g. Yani laik belledikleri için Ramazan'da oruç tutmayı tuhaf görmüşler. Ne diyor? Tamam. Gündüz Ramazan gündüz diyor, oruç tutuyor. Fasting during the day in Ramadan. Ramazan'da gündüz oruç tutup akşam alkol içmeleri. Tabii böyle yorumlar var. Var mıdır bilmiyorum Türkiye'de. In Turkish soap dizilerde böyle görmüşler. Böyle bir olguyu old customs dedi. Buna benzer olgu yani tuhaf kültürel anane örf adet diyelim custom. Accustomed to bir şey alışmak, adet oradan geliyor zaten. Were attributed, bunlar neye atfedilmiş? Refer to, attribute to ile benzer anlamda atfedilmiştir. To Turkey secular regime. Laik rejimine atfedilmiştir. It was argued that yine iddia edilmiştir ki these soaps, bu diziler reflected, yansıtır. The secular principles of Turkish state. Türk devletinin laik ilkelerini, laik prensiplerini yansıtır diye söylemişler. That fought the Islamic headscarf. Tabii o zamanlar daha başörtüsü yasaktı. Buna da vurgu yapmışlar. Bu laiklik prensibi İslami başörtüsü, türban şeyle savaşan fought burada fight'ın ikinci hali. Bu laikliğe yansıtıyor. Yani laik tarafını yansıtıyor Türkiye'nin diye vurgu yapmışlar. Moreover, ayrıca it was argued that yine söylenmiş, iddia edilmiş ki these soaps encourage cesaret, encourage en gelince bazen isme sıfata onu yaptırmak. Dendirmek falan diyoruz biz Türkçe'de veya sulamak gibi. En gelince o işi yapmak, yaptırmak anlamına geliyor. Karı cesaret, en karı cesaretlendirmek.
Encourage the mixing of men. Bu diziler neyi cesaretlendiriyormuş, teşvik ediyormuş? Mixing men and women, kadın ve erkeğin karışmasını cesaretlendiriyor diye söylemişler. And other activities prohibited by Islam. İslam'ın yasakladığı diğer faaliyetleri de bu diziler teşvik ediyor diye. Prohibit yasaklamak demek arkadaşlar. Ben vardır. Outlaw vardır, kanunsuz. Ne bakalım. O forbid var, ben var, bar var. Bar da yine bakalım. Cihali bar iki R'li gelir. This view, bu düşünce frequently repeated, sıkça tekrarlanmıştır. Tekrarlanmıştır. Var bunun ama. This view, bu düşünce frequently repeated, sıkça tekrarlanmıştır. Tabi burada eğer yoksa was denebilir. Bunu biz fiil bir fiil daha geliyorsa was repeated within the Islamic papers. İslami paper burada newspaper'ın kısaltması arkadaşlar. İslamik gazetelerde bu tip görüşleri tekrarlamışlardır. As one expressed, bunlardan bir tanesi ne ifade ediyor? This opposition in very strong words. Çok sert ifadelerle bunu dile getirmiştir diye itiraz etmiştir, muhalefet ifade. This of Nur, bu Nur dizisi destroys, mahveder, yok eder, destroy, destruction kelime, destroy, yok etmek, mahveder, ismi de destruction olarak gelir. Mahveder. Neyi? What is left from morality and Islamic values? Direkt adamdan almışım ben o yüzden. Yine yazımda eğer quotation yaptınız, tırnak içine aldınız ve bir kelime ilave ettiyseniz içine veya birkaç kelime anlaşılsın diye bunu böyle köşeli tırnakla yazmak gerekiyor. Normal iki tırnağı aldık. Burasının bir iktibas alıntı olduğu belli oldu. Ama this soap diyor hangi dizi olduğu anlaşılmadı mesela. Daha açılsın diye ekstra bir şey koyuyorsanız bunu şeyle yazarsınız. Köşeli parantezle yazarsınız. Ahlaktan kalan neyse onu yok ettiği, mahvettiği veya İslami değerlerden, ahlaktan elimizde kalanı da artık bu dizi götürdü gibi bir anlamı var bunun. Nur dizisi için. Some even called, bazısı the popular Turkish soap as a disaster. Bazıları bunu bir felaket olarak bile called ifade ettiler. Called burada tanımlama anlamında. Call someone, don't call me stupid. Call someone stupid, birini aptal demek. Call naming anlamında geliyor burada bir böyle isimlendir. Ne demiş? Bu bir disaster, bir felakettir demiş. Disaster. For Arab women that were inflicted. Inflict de önemli. Şeyle bir zarar verme, maruz kalma, bir hasar, yani etkilenme, olumsuz etkilenme anlamında. Safra yakın bir anlam var. Inflict. Ayrıp eş anlamları ben size. Impose, penetrate, visit, exact anlamında. Bir şeyden maruz kalan, dayan anlamında. Felakete maruz kalan. With romanticism. Ne yapmış bu Arap kadınları? Romantizme maruz kalmış. Bundan etkilenmiş bir hat.
And for Arab men, that word seduced. Seduced, baştan çıkarmak demek arkadaşlar. Ne yapmış? Bu romantizm belasına diyor, çarptırılmış Arap kadını için bu bir felaket oldu. Ve baştan çıkarılmış olan Türkiye'nin doğal, Türklerin doğal güzelliği. Gerçekten böyle bir, baştan beri olmayan arkadaşları da hatırlatalım. Arap dünyasında efsanevi bir güzelliği anlayışı vardı. Türk güzel olduğuna dair bir efsane vardır. Bu diyor, Arap erkeklerini de baştan çıkarmıştır, aklını başından almıştır anlamı. Mesel olarak baştan çıkarma anlamı. Seduction. İlginç geliyor şeyler. Seduction geliyor. Many journalists, birçok gazeteci, and intellectuals, intellectual, criticized Turkish soaps, Türk dizilerini eleştirmiştir. For inciting, incite, açığa çıkarmak, tahrik etmek demek. E de olur burada. Böyle bu şekilde. Şimdi, tahrik etmek demek. Ne tahrik ediyor? Natural sexual desires among Arabs, Araplar arasında cinsel arzuları. Desire, arzu teşvik ediyor, tahrik ediyor diye eleştirmişler. The Yemeni newspaper, Yemenli gazete, 26 September, buna örnek olarak verdiğimiz gazete, kanıt olarak gösterdiğimiz bir fikri söyledikten sonra, nedir makalelerde bunu yaparız zaten. Bir görüş ortaya atarız. Bunu örnekleriyle, kanıtlarıyla ortaya koymaya çalışır. Ben de diyorum ki böyle bir şey iddia etmişler. Onu ispatlamaya çalışıyorum. Yemen gazetesi. Our attitude of Yemeni Ministry of Information. Yemen İnformasyon Bakanı'nın tutumu. Attitude, tutum demek arkadaşlar. İnformasyon Bakanı'nın Tanıtım Bakanı gibi oluyor böyle. Toward Turkish soaps, Türk dizilerine karşı tavrını şöyle özetlemiş. These soaps, bu diziler do not possess, sahip değildir. Possess demek, have demek, bir şeye sahip olmak. Possession da insanın elindeki sahip oldukları. Neye sahip değildir? The values maintained by Arabs, Arapların sürdürdüğü, maintain, sahip olduğu demek burada. Değerlere sahip değildir. Bunları taşımıyor demek istiyor. The Yemeni viewers, Yemenli seyirciler are not aware of. Aware of, conscious of demek. Bir şey konusunda bilinçli. Aware, awareness diye de geçer. Bilinç. Aware, çittir. Aynı zamanda conscious denir. Awareness, consciousness, bu awareness'ta da bilinç anlamında. Marx'ın mesela false consciousness vardı. Awareness'ta nıs kelimesi lık eki veriyor biliyorsunuz. Bilinçlilik gibi oldu. İşte bilinç diyoruz. Awareness de aynı şekilde. Ne konusunda? Are not aware of, of'la geliyor bile. With falan değil. The poison, zehir demek poison. Nasıl bir zehir geliyormuş? Presented with honey. Valla sunulan, present. Zehirin farkında değiller diye adam yazmış. Presented with honey bal. As they watch dramas. Bunlar dramaları, dizileri seyrediyorlar, seyrederken. And influential scenes, etkili sahneler. Scene, sahne, manzara anlamına da gelir.
Sahne diye rahat çevirebiliriz. Without paying attention, dikkat etmeksizin, neye dikkat etmiyorlar? To the destruction of societal values. Destruction demin geçmişti. Mahvolması, yok edilmesi, zarar verilmesi. Toplumsal değerlerin yok edilmesine pay attention, dikkat etmeksizin, paying attention to. Attention to ile gelir, without paying attention to. Societal values. Bizleri etkili manzaralar, sahneler seyrediyorlar. Ama bunu yaparken sanki valla sunulan zehir gibi oluyor. However, not all coverage, bütün medyanın ele alışı coverage burada, was negative, hepsi de olumsuz değildi. In the Turkish soaps, nor the cultural values expressed in them. Ne hepsi olumsuzdu ne de buradaki kültürel değerler, burada ifade eden kültürel değerlere olumsuz bakılıyordu. Yani olumlu bakanlar da varmış demek ki. For example, Bedir Muhammed diye bir abimiz, praised güzel bir kelime, övmek demek arkadaşlar, övgü. Şöyle tire koyduğumda kelimenin sade halini anlayın. Praised, övmüştür. Neyi övmüştür? Ben bu arada soruları kaçırdım. Ses dışındaki iyic ne anlamda hocam? İyici örnek demektir. I.E. yani demektir. Yazalım buraya. Bir tane çok kullanılan kısaltma var arkadaşlar. E.g. for example demektir. For example. I.E. de eşittir. I mean demektir. Yani demektir. Evet. Praised. Övmüştür. Neyi? The Turkish soap. Türk dizilerini övmüştür. For their focus. Onların vurgu yapmasına, saklanmasına vurgu yapmıştır, övmüştür. Neye vurgu yapıyorlar? Family values, aile değerlerine önem verilmesi, dayanışma vesaireye. Övenler de var. And for spreading a positive tune. Pozitif bir tune demek böyle ince ayar, tını demek arkadaşlar. Tune. Radyoda, sazda vesaire böyle ince ayar, ses ayarı yaparsın. Buna tune denir, tuning. Radyoyu da böyle ses ayarı, tuning denir. Pozitif tune, ince, pozitif bir ayar çekmesine, vermesine. Among viewers, şeyler arasında, yani seyirciler arasında bir pozitif ruh hali yaratmasına, aile değerlerine vurgu yapmasına övenler de vardır. As for the language, in the Arab world, dil konusunda ise neye dikkat edilmiş? Dikkat. The Turkish soaps seem to have an indirect effect. Türk dizilerin daha dolaylı bir etkisinden bahsediliyor. As well. As well to anlamındadır. Well eşittir. To. Bu anlamında. As well. It is argued that, şu iddia edilmiştir ki, Turkish soaps, Türk dizileri, strengthen the position, strengthen mesela, strength demek, güç demek, strength. Strength bir şeyin güçlü olması. Güç diyelim kısaca. En gelince güçlendirmek oluyor arkadaşlar. Strengthen, güçlendirilmiştir. The position of the Syrian dialect in the Arab world. Arap dünyası. Strengthen the position of the Syrian dialect. Suriye lehçesini güçlendirmiştir in the Arab world. In a somewhat nationalistic tone.
Bir tür yine bu daha önce görüşü yaptığımız için ve Sadık Diyab'ın bir görüşüne başvuruyoruz. Bunun daha bir nasyonel, yani bir milliyetçi tonla söylediği bir şey var. O was defending, bu adam savunuyordu. Neyi? The Syrian Soap, Babel Harra. Harra, Babel Harra diye bir dizi, meşhur bir dizileri var. Bu diziyi Against Turkish Soap, Türk dizilerine karşı bizim dizimiz daha güzel diye bir milliyetçi bir tonla savunuyormuş. Gidiyor diyor. Bu akşam herhalde bir sıkıntı var. Hayır olsun bakalım. Var mı şeydi? Duymada bir, yani kelimelerin anlaşılmasında bir sıkıntı var mıdır? Onu bilelim. Ona göre ayar yapmamız lazım. Ses kalitesinde bir. Olmaması lazım. Biraz var mı bence? Biraz daha bağıralım, evet. Şeyin, bu gürültü ayarından dolayı biraz şey yapmıştım da, ama onun etkisi midir bilmiyorum. Evet, biraz daha sesli konuşayım bakalım. It is argued that, ne demiş? Dil konusunda yine somewhat internet kaynaklı bağlantı problemi var sanırım, ses arada gidiyor demiş. Tamam. This theme, bu tema, was repeated, çokça tekrarlanmıştır. By Avatif Ezzeyn. Avatif diye abla tarafından, bu bayan ismidir. That warned against, uyarmıştır. Ne konusunda? The threat of Turkification to Arab culture. Arap kültürünün Türkleşmesi tehlikesine karşı uyarmıştır. On the other hand, diğer taraftan, even the Syrian Baath Party, Suriyeli Baath Partisi bile, even burada bile demek, join the race, yarışa katılmıştır. Race, yarış demek, mücadele. Irk anlamına da gelir race. By surprisingly, ilginç bir şekilde, considering these dubbing, surprisingly, neyi dikkate alıyormuş, gündemine alıyormuş, considering burada, these dubbing activities, bu dublajlama faaliyetlerini executed by the Syrian, executed ifa edilmiş, yerine getirilmiş, icra edilmiş demek. By the Syrian actors as a useful learning experience for their artistic skills demiş. Hükümet kaynağında bile bunlar, ya Suriyeliler tecrübe kazanıyorlar işte, ne güzel. Bunun ne zararı var gibi Baas Partisi bile bu dalga karşısında bir görüş ifade etmiş. Yarışa bunlar da katılmışlar. Uzun bir cümle oldu. Uzun olduğu zaman sondan başlıyorduk dedik. Sanatsal kalitesi açısından Suriyeli sanatçılar için bir öğrenme tecrübesi, learning experience, yararlı bir öğrenme tecrübesi olur. Kime? Suriyeli aktörlere diye söylemiş. Çünkü dublajı Suriyeli aktörler yaptığı için onlar da bu dizileri biraz iş öğrenirler diye Suriye hükümeti bile, parti bile görüş bildirmiş. Similarly, the Syrian dialect, Suriye lehçesi was somewhat became more popular. Bir tür daha popüler olmuştur Suriye aksanı, lehçesi. Dialect, lehçe demek. Accent olunca aksan olmuş oluyor. Somewhat became more popular due to the Turkish soaps. Türk dizileri sebebiyle daha popüler olduğu ortaya çıkmış. Even the Egyptians, hatta Mısırlılar reportedly, yine söylendiği şekliyle, overcame, come over bir şeyin üstesinden gelmek demek. Bir sorunun veya bir gelin üstesinden geldikleri, çünkü arada epey fark var Mısır lehçesi ile Suriye lehçesi arasında. Mısırlar da Suriye lehçesini sık öğrenmişler anlamında.
Lehçe engeli, bariyer, engel kaldırmışlar, bunu çözmüşler. In order to watch them, bu dizileri seyretmek için lehçe problemini çözmüşler demek istiyorum. Başka bir konu var. Bir iki şey oradan okuyordum. Biraz geç başladım. Zamanla yap. Medya outlets, medya kanalları burada. Çıktılar yani, çıktı veren kanallar anlamında, organları anlamında. Play a critical role. Medya kanalları bir, burada bir moral panik diye bir kavram var arkadaşlar. Onu derim. Bazen medya bir konuda ahlak elden gidiyor, millet elden gidiyor, işte bilmem gençlik elden gidiyor gibi kampanyalar görürüz. Eskiden Türkiye'de işte laiklik elden gidiyor kampanyalar olurdu, irtica kampanyaları. Bunlar bir tür moral panik deniyor buna sosyolojide. Bir panik yapıyor sanki, bir panik yaratıyor. Bunlar gerçek de olabilir, çoğu zaman uyduruk da olabilir, abartılmış da olabilir. Medyanın ve entelektüellerin kendi çıkarlarına göre böyle şeyleri vardır. Aile elden gidiyor gibi. Evet, medya out ne de o işte, bu moral panik bu açıdan önemli bir kavramdır medyanın. Bunlar çoğu zaman böyle söner ama bir tortu bırakır, bir iz bırakır. Tamamen etkisiz değillerdir. Medya burada önemli bir rol oynar. Media outlets, medya organları play a critical role in spreading desek daha mantıklı olur sanki. In spreading moral panics, moral ahlaki panik yaymada medyanın kritik bir rol oynadığını biliyoruz. Some commentators, bazı yorumcular raise the negative effects of Turkish soaps, Türk dizilerinin olumsuz etkisini yükselttiler. Ne düzeye yükselttiler? To the level of moral panic. Sanki bu sosyolojide bahsettiğimiz ahlak paniği, ahlaki panik düzeyine yükselttiler. As if they were responsible for all the evils in society. Toplumdaki bütün evil burada kötülük demek arkadaşlar. Evil kötülük, devil şeytan. Devil olursa şeytan olur. Evil kötülük. Ills diye de mesela hastalık, kötülük anlamında ill da bazen kullanılır. For all evils in society. Sanki bütün kötülüklerin babası Türk dizilerimiş gibi yapanlar da oluyor. They were blamed. Bu diziler were blamed. Böyle olmasaydı commentators'a giderdi ama böyle olunca pasif. Onlar suçlanmıştır. Neyle suçlanmıştır? For spreading the culture of ahlaksızlık kültürü de bahsedecek ama örnekleri veriyor şimdi. Ne tür bir kültür yayıyorlar? Abortion, çocuk düşürme, çocuk aldırma anlamına gelir. Killing, abortion'u yazalım isterseniz. Abort bir şeyi iptal etmek anlamına da gelir. Eskiden Windows'ta öyle bir tuş var. Tip tuşu ona benziyor. İşlemden vazgeçmek aborttu. İşlemden vazgeçmek de abort olmuş. Illegitimate children, gayrimeşru çocuklar. Evlilik dışı çocukları da yine bu Türk dizilerinin yaydığını söylüyor. Some even went further. Bazıları daha da ileri gitti. Ne yaptı? To define the popularity of Turkish soaps among Arabs as a kind of influenza. Bir tür influenza, grip ama kuş gribi, domuz gribi, hatta bugünkü koronavirüs gibi tanımladı. Bir tür şey yaptılar. Bunu bilmeyeyim ben size. Değiştirdim. Bu bir dahaki derse var.
Ayrıca buluruz, bir daha gösteririm arkadaşlar. Bir tür virüs gibi tanımlıyorlar. Bir tür hastalık, domuz gribi, kuş gribi, bir de Türk dizisi diye tanımlıyor. Following the threats of bird flu and swine flu. Şeyi takip eden kuş gribi, flu burada grip. Influenza bunun genel adıdır arkadaşlar. Swine flu da domuz gribine böyle deniyordu. Bunun o tür benzer bir, buna benzer bir şey olduğunu vurgular. Ve zamanımızı doldurmuşuz arkadaşlar. Yine biraz daha yaklaştırırız, olmadı ağzımıza yakın tutarız. Şeyler deniyoruz. Siz feedback verin, düzeltin. Hepinize iyi akşamlar. Başka bir perşembe günü görüşmek üzere. Bir de anket yaptık sayfamızda ve Twitter'da. Şeylerin size hangi uygun olursa, Ramazan'da nasıl yapacağız? Saatleri tercih ederseniz ona göre en uygun saat. İyi akşamlar.